Beyaz futbol sıcak gelişmelerle devam ediyor sevgili seyirciler. Dursun Özbey'in otelinin önünden az önce canlı yayın yaptık. Eğer giren çıkan olursa Sezgin abi görüntüleyecek, konuşacak. Şimdi biraz futbola dönelim. İsmail Kartal'ın basın toplantısını bir izleyelim. Hüzünlendim İsmail Kartal'la be. Hak etmedi ya. Bak kardeşim, bak şunu yazıyorum. Bugün tarih kaç? 16 Mayıs. Saat 00:35. 16 Mayıs 2022. Apo abi. Evet duy canım. Be. Canım. Önümüzdeki sezon Şubat 2023'te İsmail Kartal'ın geri dönme olasılığı %51. Ha. Bak söylüyorum ya. Tutmaz, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye tabii kabul ederse Şubat 2023. Ama Rasim'cim bak kusura bakma. Biraz, maalesef. Bir saat önce söylediğinle biraz çeliştin ama. Hangisi? Bu sene dedin Trabzon ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında dedin. Ama Galatasaray ve Beşiktaş'ın ne doğru. dedin geride kalacağını düşünüyorum. Ama bak. Fenerbahçe Trabzon arasında büyük ihtimalle bu yarış geçer dedikten sonra Trabzon şampiyon bilmem olacak. Bilmem ne ayında tekrar İsmail geri döner evet, demen çünkü gibi. Ben diyorum o zaman ki, Fenerbahçe yine şampiyonluğa oynayamaz. Ben yanılabilirim bak ama önümüzdeki sezon ligin bu senenin çok benzeri olacağını, Trabzon'un bir şampiyonluk serisine başlayacağını, bizim 96-2000 arasında başladığımız gibi. Tabii Trabzon'la birbirine girip birbirlerinin enerjisini tüketip saçma sapan işler yapmazlarsa Trabzonlu kardeşlerim doygunluk doymuşluk olmasın doymuşluk. He, olmasın ha. Aynen doymuşluk ya. Aman Ahmet Ağoğlu. Abi bir dakika sen Beşiktaş'ın durumuna bak. Ahmet Ağoğlu. Geçen sene şampiyon oldu. Ayakları yere basmadı. Yüzüne girdiler falan. Sinancığım Beşiktaş bundan 3-4 sene önce yine şampiyon oldu. Geçen yıl gene oldu. Beşiktaş oluyor yani. Beşiktaş o toksik aralıklarla böyle çok uzun süre şampiyonluk hasreti yaşamıyor mu son dönemlerde? Ahmet Ağoğlu'nun arkasında Trabzon, bir bütün. Hiç hukukum yok benim Ahmet Ağoğlu. Trabzonspor camiası. Ahmet Ağoğlu'nun bir bütün. Çok iyi transfer yapması lazım. Doğru. Bazı oyuncular konusunda. 3-4 kişi en az. Embekam olsun, Bakasetas olsun, Santrafor olsun. Yani acaba şimdi Cornelius önümüz sezon devam eder mi? Yeter mi? Acaba Şampiyonlar Ligi'nde daha atletik yani bakıyorsun. 12. 13. oyuncusu yok. Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor'un alırlar. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Trabzonspor'un çok adam alması alırlar lazım. Inşallah. Bir. Sadece Fenerbahçe söylediğimiz gibi. Oturmuş bir kadrosu var. Ben bakıyorum kim Minja'ya şu kadar para mı kadar para falan. Sakın ha, sevgili başkan vereyim falan deme. Önümüz sezon 3 tane iyi adam al. İyi adam dediğim birinci sınıf. Herkesin hemfikir olduğu. Al. Bak. Ender Valencia'ya bir futbolcu var. Müthiş futbolcu bana göre. Çok yetenekli futbolcu. Evet ama geldin artık bence artık. Bak, hayır geldin de öyle dedi. Miadı doldu. Bugün bakıyorsun o miadı oynamıyor. Dolmuş. Gelen Serdar oynatıyor mesela. Şimdi ne oluyor? Önümüz sezon Fenerbahçe'nin santraforu Serdar olur mu? Olmaz. Ama kadro doldu. Oyuna girer. Evet. İkinci santrafor, üçüncü olur. Oyuna girer. Onun için Fenerbahçe yıllardır aradığı çok özel baba bir tane santrafor alacak. Suarez olur bir mu tane Suarez de olabilir. Kim bilmiyorum. Bugün yine titri oldu. Orta sahaya çok kaliteli bir belki iki çok kaliteli fizikli bir tane agresif bir 6 numara 6-8 bir oyuncu. Ben yine de iddia ediyorum savunmaya adam almam. Ortaya iki bir tane de öne üç hiç de şişirmem kadroyu. Osayi Masayi falan iyi oyuncular var Fenerbahçe'de. Osayi bugün var ya müthiş oynadı bak, ya. Osayi var ya bugün iki maşallah. Tane 6-8 iki tane fizikli kuvvetli. Bir tane baba santrafor ama o santrafor nasıl santrafor biliyor musun? Abi alacak çalım atacak adam geçecek falan gidecek yazacak gelecek. Hani öyle de gelsin tek vuruş yapayım vurayım edeyim falan filan öyle değil. Zaten al Batshuayi de atıyor Fenerbahçe Beşiktaş'ta 15 tane gol atıyor ne olacak? Atıyor öyle değil. Kendi hem oynatacak takımı hem oynayacak hem oynatacak. Açılacak duvar olacak sprinter olacak yani bu tip parayı gidecek kısacak ötekilerden. 3 tane gidecek böyle baba oyuncu alacak. Savunmaya kimseyi almam. Savunması taş gibi ya Fenerbahçe'nin. Serdar var, Kim Minja var. Ama işte Kim Minja'ya inşallah git, satılmaz abi, yani. Kim Minja'yı falan 20 küsür falan veriyorlarsa. Seneye versin abi veriyorlar başkanım. Veriyorlar abi verenler seneye var. Seneye şampiyon yap ondan sonra ver ya başkanım. Napoli yani. Falan Napoli şimdi istiyormuş. İster şey, herkes ister. Roma'nın hocası bizim ne Jose Mourinho. Mourinho bizim vay, mi? Bana demiş Kim Minja'yı alın. Onu herkes bizim ister. Bizim Mourinho niye bizim Mourinho diyorum. Bizim. Abi her dakika Mourinho'dan bahsediliyoruz. Kim? Yabancı antrenör Kim Minja'yı. Bak iyi futbolcuya nasıl laf söylemiyoruz. Bir tane sevgili başkan
Kim Minjae'nin ön versiyonunu bul. Veya bu Kim Minjae'yi bu takıma kim getirdiyse ona da ki bana bir santifor buldu. Bir şey getirmiş olmasın. O giden adam neydi? Antrenör. Vitor Pereira. O mu getirdi? Tabii getirdi. Crespo'yla mı getirdi? Ama o mu acaba? Tabii. Çin'de çalıştığı için tabii, zaten oradan tanıdığı için gitti. Onun için orada teşekkür ederim. Crespo'yu da o biliyorsun Portekiz 2. liginden Crespo'yu da Vitor Pereira getirdi. Oyun sisteminde şeylik yaptı, sapıttı o. Sistemde. Evet, biraz inatçı bir adam. Şimdi bir şey söyleyeyim ben. Önce şu şeye bir saniye ver bana. Suarez bugün kulübüyle yolları ayırdı. Maşallah. Geçen hafta biz Derin Futbol'da vermiştik o gece. TT oldu. Evet. Hem Suarez'i hem de İsmail Kartal mı, Jesus mu? Onu bir oteldeydi sorayım. Geçen hafta orada oteldeydi o çocuk. Şimdi önce bir kere bu şeyden bir başlayalım. Anketimizden. Evet, şimdi ilk kez bu kadar fark yedi ya. Evet. Bu da inanılmaz. Şimdi bu anket bizim İsmail'e ya. Şimdi bu anketi. Taraflar şimdi bu anketi ne zaman açtık biz? Ne kadar oldu? 10 dakika olmadı herhalde. 10 dakika değil mi? Evet. 10 dakikada. Reklam arasında açtık. Kaç oy gelmiş? Şu anda 1993 oy var benim önümde. Tamam, 2000 oy daha yeni bu. Ama daha şeyden gelecek. Trakya'dan gelecek. 24 saat duracak. Sandıklar daha açılacak. Şimdi fakat bu model böyle gider. Yani bu gider. Seçimde belli olur ya. Seçim sonuçlanmaz ama ne olacağı belli olur az çok değil mi? Seçimin yarısına geldiğinde. Ama son dakikada şimdi genç sandıklar şimdi var. Şimdi buraya bakınca evet, burada şimdi ne görüyoruz? Mesela burada bir ay önce, 1,5 ay önce dönmek istiyorum. Yazık ya. Ne yapalım o zaman makinasıyla? Bir ay önce derbi akşamına dön. Galatasaray Fenerbahçe derbi akşamına dön. Ya evet, işte o da bir ay oluyor. Galatasaray'ı Saraçoğlu'nda Fenerbahçe statında 2-0 yendik. Evet. Harika bir oyun. Flash hatta önce Trabzon'da da 10 kişiyle 1-1 kaldığımızda da müthiş bir mücadele. Bir İsmail Kartal gök gürültüsü değil aynen, mi? Aynen. Evet. İsmail'le yine seneye aynı hatayı yapacaksın. Emre'yi tutmadın, gönderdin. Evet. İşte şimdi de İsmail'i gönderme diye. Bir İsmail Kartal şeyi yok muydu 1,5 ay önce? Aynen. Vardı. Vardı değil mi Fenerbahçe 80'e 20 anketi kazanmıştı o. Evet. O günden beri İsmail Kartal aynı İsmail Kartal. Hiç değişen bir şey yok. Geçen hafta 5 eksiği, 6 eksiği olan takımla Beşiktaş deplasmanında berabere kalıyor. Yani o günden beri bir başlıyor İsmail Kartal'a karşı, bu hoca falan değil yeter. Yani bu çıkış bu kadardı, İsmail bu kadardır. Seneye bununla devam edemeyiz diye. Birdenbire kamuoyu anketlerde İsmail Kartal çıkıyordu. Tekrar yeni hoca gelecek, Jesus gelecek, takımı bozacak. Dünya ona verilen parayla... dört tane adam alırız. Baba bir santrofora o parayı yatırın. Jesus'a vermeyin. İsmail takımı düzeltti demiyor muydu herkes? Herkes öyle diyordu. Evet, evet. Ne oldu abi? Evet, bir dakika dinle. Nankörlük bu. Dinle. O zaman ben ne dedim? Dedim ki kardeşim durun dedim önce. Durun. Dedin. Durun. Çünkü seneye İsmail Kartal'la devam edilir. Temin Rasim'in dediği gibi oldur. Kötü gitti değil mi? Derler ki İsmail Kartal'la devam edilir mi? Senin vizyonun bu mu? Niye Jesus gelmedi? İsmail Kartal'ı gönderir sizin istediğiniz. Yesus'u getirir. Kötü gittiğinde İsmail Kartal'ı niye gönderdin? Ne güzel istikrar vardı. Aynısını Emre zamanında da hata yaptın. Aa. Taraftar böyle bir şeydir derdir. Onun için durun. Bu karar dedim bizim vereceğimiz karar değil. Yalnız ben geçen hafta Beşiktaş maçından sonra dedim ki yeter artık, siz iyice azdınız. Hem böyle diyorsunuz. Beşiktaş maçından sonra birdenbire İsmail Kartal'a bir saldırı başladı. Durduk ya. Orada evet. Arkadaşını savundun. Evet. Dedik ki kardeşim ne oluyor ya? Saldırısı. Ne yaptı adam? Beşiktaş deplasmanında 1-1 kalmışsın. Evet. 5 tane banko oyuncun yok. Bravo. Yedeklerin de tehlikeli. Hani Salah'ı, Pelkas, tabii, onları tabii, da saymıyoruz. Tabii, tabii. Onlar da yok. Böyle bir kadroyla Beşiktaş deplasmanından 1-1 çıkmışsın. Adamı sıfır antrenör. Bugün de. Yuhlandı. Evet. Evet. Son 5 dakika. İsmail Kartal'ı kapatıyor yuhlama. İsmail kapatıyor. İsmail Kartal'ı. Anadolu'dan gelen arkadan geliyor. Açılıyor şu an. Şimdi İsmail Kartal'ı yuhlamadılar. Onu önce söyleyelim. Uzatmada takım geri pas yapınca. Yan pas, geri pas, ya 0-0'a mı yatıyorsunuz? Beraberlik Fener'e yetiyor ya ikincilik için. Evet. Gibi bir düşünceyle bir ıslık koptu. Şimdi bu bir kere bu anlamsız, garip bir şeydir. Kimsenin beraberliğe falan yattığı yok. Uzatma oynanıyor. Karagümrük takımı iyi kapatmış kendi sahasını. Gidecek yer yok, şişirme yapmadılar. Pas yapalım dediler. Maç da berabere bitti. Buradan sonra bak gördünüz mü? İsmail'den bir şey olmayacağını biz söylemedik miye döndü iş? O kadar ayıp, ayıp. 1,5 ay önce biz derken durun bakalım. Durun, bu kararı yönetime bırakın. Bu zor bir karardır. Bu kararın altından her türlü eleştiriyi de yaparsınız. Onun için bir bekleyin. Fikir beyan etmeyin dedi. Dedi. Ben geçen hafta bu hainliği görünce, bu ikiyüzlülüğü
Ondan dedim ki İsmail'le devam ederim ben olsam. Tamam mı? Fakat sonuçta şunu söyledim. Jesus'u getirdi değil mi? Benim dediğim olmasın. Jesus gelsin. Ben şöyle demem. Bu adamı niye getirdin ey Ali Koç? Ve ilk başarısızlıkta Jesus üzerinden yönetime ve Ali Koç'a sallamam. Kimse diyemez. Tamam mı? Sallamam kardeşim. Diyemez abi, kimse diyemez yani. Ben bir Fenerbahçeli olarak Jesus'u da destekleyeceğim. İsmail kalırsa İsmail'i de destekleyeceğim. Bir Fenerbahçeli böyle demesi lazım. Ama rüzgara göre, yok bugün onu oynatmadı, takımı beraberliğe yatardı, İsmail'den hoca olmaz. Hangi beraberliğe yatırdı ya? İsmail'in bugün eleştirilecek bir konusu varsa, artık miadı dolmuş, Fenerbahçe ile işi bitmiş. Benim 3 ay önce kadro dışı bırakın bu adamı, gönderin. Sokakta elinde içki şişeleriyle yakalandı ya. Sosa'yı, bu adamı kulübe içeri sokmayın dediğim adamı bugün oyuna sokuyorsun kardeşim. Evet. Ayıp ama, ya. Ama abi, orada Burak, bir itirazım var. Burak, İsmail'in de bir motivasyonu kalmadı abi. Tamam da kardeşim. Adam demotive. Tamam da sen şimdi orada maçın içinde Burak kapacak diye genç bir oyuncu var. Evet. Ümit Var'la bir transfer yapılmış. Ümitli bir adamız. Sen gideceği belli olan Sosa'yı oyuna niye sokuyorsun? Doğru, mantıksız. Burak kapacak. Abi sen bugün Beşiktaş'ta da aynı. Aynısı. Batshuayi'yi öyle sokuyorsun. Güven orada duruyor. Garip aynen yani. Ya Batshuayi ne ya? Şimdi sen 10 gün sonra Sosa'yla el sıkışıp bir anlaşmalarım var. Hadi kardeşim diyeceksin adamı oyuna sokuyorsun. İsmail Kartal'ı ben böyle eleştiririm. Ama bugün yine İki temel oyuncusu var. Crespo, Kim Min-jae. İkisinden yoksun oynadı bugün de. Tabii. Buna ve rağmen de gol yemedi. Evet, çok iyi bir maç oynamadı Fenerbahçe bugün. Ama öyle çok rezil de bir maç oynamadı. İkinciliğe garantiye alacak bir skorla maçı bitirdi. İdare etti. Ama bu yüzden yola çıkarak, gördünüz mü? Arap İsmail'le olmayacağını biz söylemedik mi? Ya siz bunu diyenler 2 ay önce Galatasaray derbisinden sonra İsmail Kartal'ın kalmasını, Jesus'a verilecek paranın günah olduğunu, o parayı forvete göm başkan dediğinizi cümle alem biliyor. Ne oldu da böyle bir birdenbire döndünüz? Ben tekrar söylüyorum. Hı hı. Bana şimdi derler ki ben Jesus Fenerbahçe'ye gelirse sevinirim. Bak açık söylüyorum, sevinirim. Başarılı olur ama. İsmail Hoca kalsın. Hayır, İsmail Kartal. İsmail Kartal'la da devam edilse yeri göğü yünnetmem. Jesus geldi diye de yönetime kızmam. Jesus bu dünya çapında bilinen, tanınan bir hocadır. Gelirse saygıyla karşılarım ve elimden geldiğince desteklerim. İsmail'de kalırsa rezalet, İsmail'le devam edilir mi de demem. Anladın mı? Peki, bir dinleyelim İsmail Hoca'yı. İyi Fenerbahçeli. Gelmedi mi artık? İyi Fenerbahçeli böyle düşünür. Bir dinleyelim bakalım. Ya, bir gün böyle söyleyeceksin, ikinci gün böyle söyleyeceksin. Anladın mı? Hadi bakacaksın, berabere bitti, kötü. Yendi mi? Çok iyi. Olur mu öyle şey? Evet. Gelsin İsmail Kartal'ı bir dinleyelim. Kadıköy'deki son basın hocam, toplantısı. Hocam sezonun son maçında Kadıköy'e çıktınız. Kazanabilirdi takım. Taraftarlardan bir beklentiniz oldu mu? En azından sizi bir alkışlamalarını bekler miydiniz? Ve genel anlamda bir değerlendirme yaptığınızda kendi performansınızı nasıl buluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben buraya geldiğimde ne alacağımı değil ne vereceğimi bilerek geldim. Ne verdiğim de ortada. Taraftarlarımız da bunun farkında. Son 3-3,5 aydır bu takım maç kaybetmiyor. Son 13 haftadır 10 galibiyet, 3 beraberlikle geldiğim günden bugüne kadar ligin en çok maç kazanan, puan alan takımı şu an Fenerbahçe. Ve ligin ikinci sırasındayız. Haftaya alacağımız bir galibiyette de bu böyle kapanacak. Bizim lehimize kapanacak. İkinci yarının lideri şu an Fenerbahçe. Ama bugüne kadar son haftalarda oynadığımız maçlara baktığınızda bizim en kilit oyuncularımız maalesef ya sakat ya cezalı olmuştur. Yeri dolduramayacak bazı oyuncularımız oluyor. Bu yönde de biz bazı sıkıntılar çektik. Tabii ki onları yerine oynayan oyuncularımız da var. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ama dediğim gibi her hafta bir sakatlık, bir cezalar olduğu için son haftalarda biraz böyle hem oyun anlamında hem de galibiyet anlamında iki maçtır kazanamamanın ben nedenlerinin bu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta iyi çalıştık, bugünlere iyi geldik, sezonun sonuna doğru yıpranmıştık, bir yorgunluk. Bunlar çok normal şeyler ama dediğim gibi kaybetmemek de güzel. Bugün son 13 haftadır kaybetmeyen bir Fenerbahçe var, şu an ligin ikincisiyiz. Son 5 dakika neden oldu, niçin oldu? Ben de onu konuşuyoruz içeride. Neden böyle bir şey oldu? Biz de galip gelip mesela taraftarlarımızı mutlu bir şekilde alkışlarla onları bizim sezonu kapatmayı çok istiyorduk. Ama taraftarımız acaba kime tepki koydu? Takıma mı koydu? Hakeme mi koydu? Rakibe mi? Onu anlayamadık yani. Biz de çözemiyoruz.
Olabilir. Bunlar futbolda var. Olmaması gereken şeyler. Ama dediğim gibi taraftarlarımız bugün galibiyet bekliyordu. Herhalde belki de o galibiyet gelmeyince böyle bir tepki koymuşlardır. Olmaması daha iyi olurdu. Sonuçta bu takımın yaptıkları da ortada. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Onlar varsa biz varız. Bugün de geldiler gerçekten müthiş bir destek verdiler. Biz taraftarlarımıza bu akşam dediğim gibi belki de onların istediği bir oyunla bir galibiyeti veremediğimiz için belki böyle bir şey tepki koydular. Sonuçta bizim taraftarlarımız varsa biz varız. Bugün de yarın da taraftarlarımızla biz bu yola devam edeceğiz. Evet, bu takıma ne verdiğim ortada, son 5 dakikayı ben de anlayamadım. İsmail diye. Kartal başarılıdır. Geldiğinden beri takıma verdikleri de ortadadır. Son derece başarılıdır. Hiçbir şey yok. Her zaman Fenerbahçe'de kötü bir durum olursa bundan sonra gelecek olan bir isim eğer bir yerde çalışmıyorsa yine İsmail Kartal'dır. Ama ben Jorge Jesus konusunda başkan mecbur böyle bir şey yapmakta. Çünkü bugün bakıyorsun taraftara, bak hemen anladın taraftarı. Hemen. Bugün yani şahane oynayan takım bu zamana kadar. Kendi sahanda amacına ulaşmışsın, hedefine ulaşmışsın, ikincisin. Değil mi, bitirmişsin? hemen ıslıklanmaya başlandı. Hemen ıslıklanmaya başladı. Taraftar yani, böyle midir? Bu taraftar hep böyledir. Yani Beşiktaş'ta da öyle midir? Her yerde öyle. Her takımda öyledir. Abi uzaydaki takımda da her futbol taraftarı budur. Yani hep günü, hep o gün geçmiş ayrı bir şey abi. Vefasız. Beşiktaş'ta da şampiyon oldu, görmedin mi kaç maçta yandı? Yani bak önümüz sezon Abdullah Avcı için de aynı şey geçerli. Tabii. 7-8 hafta kötü gitsin. Umurdanmalar başlar. Tabii, yani onun için kredi burada Jorge Jesus hamlesini yapmak, Jorge Jesus hamlesini yapmak zorundaydı. Doğru. Kimse bir şey diyemez. Jorge Jesus son derece kendini kanıtlamış üst düzey bir teknik direktör. Tabii. Ha İsmail Kartal'ı devam etmesini ister miydin? Biz de isterdik. Ama Fenerbahçe taraftarını kesmez. Mutlu olmaz. Mutlu olmaz. Çünkü Jorge Jesus da kendi oyuncuları vardır. Sadece Jorge Jesus'a şunu anlatmak lazım. O halde Türkiye Ligi kolay bir lig değil. Türkiye Ligi çok kaliteli değil ama Türkiye Ligi çok zor bir lig. Türkiye Ligi'nin oyuncu sıradan oyuncu falan sakın getireyim falan deme hoca. Sakın ha diyeceksin. Bakacaklar beraber nerede oynamış? Ya bu adam çok iyi. İşte genç. İstikbal vardır. Hayır, Fenerbahçe'nin buna da zamanı yok. Doğru. Buna da sabrı yok. Son şansı yani değil mi? İstikbal ya son şans derken camia artık patlamak üzere arkadaş şampiyon olmak için. Yani 14'ten beri ya. Onun için, 10 sene olacak. Onun için burada yani sorun o değil. Şimdi ne diyoruz? İyi oyuncu ne diyor? Hepimiz şapka çıkarıyoruz. Crespo iyi diyoruz. Rossi iyi diyoruz mesela değil mi? Öteki tatan. Salah iyi diyoruz. Kim Mijia diyorsun? İyi diyorsun. Novak hadi idare eder. Kötü değil yani baktın mı? Değil. Orta sahaya 2 tane belki 3 tane bir de santrafor bu takıma. Ön tarafa da Serdar'ı falan tutarsın. Bunları yedek oyuncu, yardımcı oyuncu olarak bu takım ancak bu şekilde planlaması yapılır. Müsaadeler misiniz? Buyurun. Tabii hocam. Çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. Çok şimdi adama çok. Sorarlar. Çok acayip. Önümüzdeki hafta acayip. Fenerbahçe Malatya'yı yendikten sonraki yenme ihtimali çok yüksek. Karneye bakacaksın. İsmail Kartal geldiğinde neydi? İsmail Kartal'la oynanan 15 maç olmuş olacak. 12 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet. Yok, mağlubiyetleri de var hocam. Ligde. 13 maçlık bir seride yenilmedi. Önceki maçlarında yenilgileri var. Adana Demir'e falan yenildi. 2-3 tane yenilgi. 2 yenilgisi var diye hatırlıyorum. Bir dakika. İsmail Kartal ne zaman geldi bu takımın başına? Nereden hatırlıyorsam onu? Baktım hocam yayından önce. İsmail Kartal. Hocam 13 maçta 10 galibiyet. 3 beraberlik. İsmail Kartal hangi maçta birlikte geldi? Antalya. Deplasman idi galiba. Sonra Adana Demir'e yenildiler hatırla. Gökhan İnler uzaktan. İstanbul'da Adana Demirspor'a yenildik. İsmail mi vardı? İsmail Başakşehir'e yenildi. Başakşehir'e yenildi. Var yani yenilgisi hani. İki tane mağlubiyeti var hocam. Namağlup değil. Allah Allah. Ben hocam sonra bir serisi var. He, sonra peki. Sonra bir serisi. Tamam. Başakşehir'e yenilmişti. Bir daha kupasında içeride. Tamam, onu biliyorum. Yenildi. Kayseri'ye son sayı. Slavia Prag tamam. Konferans liginde yenildi. Jorge Jesus'un İsmail Kartal'dan fazlası nedir? İsmi, tecrübesi. Bir dakika müsaade. Evet. İsim diyorsun. Tamam. Algısı. Tabii. Algı, kamuoyundaki algı. Evet. Tamam. Bana göre sadece kamuoyu algısı. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Kariyerini bana söyle. Hocam
Çok şampiyonluğu var. Hocam sana nerede? Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi beyaz futbolda yıllarca, daha da önce başka kanallarda Ahmet Çakar diye bir hakem yorumcusu var. Eski hakem. Senin gibi onlarca hakem yorumcusu var ekranlarda. Doğru. Peki. Anladın mı? Peki. Aralarımızda hiçbir fark yok. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. İyi kötü pozisyon değerlendiriyoruz falan. Erman yani, abi farklı. Siz farklısınız hocam. Ukalalık gelmesin. Ama farklısınız yani. Hayır, müsaade edin. Öyledir bu iş. Her meslekte böyledir bu iş. Gelmesin. Estağfurullah. Ben 22 senede 8 kanalda görev yaptım. Tamam işte Beşiktaş'ta tamam, Sardaki Telegol'den Kanal D'deki İlker abiyle İlker Yasin'le yaptığımız evet. Ve Gol'den Santra'sı ATV'si şovu yaptım. Evet, tamam. Şimdi Jesus'a tamam. Soruyorum. Evet. Portekiz'de Jesus, şunu da sanırım. Portekiz'de Benfica Porto şampiyonlukları, İngiltere'de FA Kupası, West Bromwich Albion'la. Libertadores kazanmak kolay değil hocam, ya. Abi beni mi konuşturmuyorsun? Tamam, estağfurullah. Hocam, ama, tamam. Jorge Jesus buyursun. Sohbet ediyoruz. Hocam, hocam senin şeylerini söyle. Güney Amerika Şampiyonlar Ligi anlamında. Hocam Libertadores'i kazanmış. Portekiz Ligi'ni kazanmış. Efendimiz'e gidip gittiği bütün ülkede işte Arabistan'a gitmiş galiba. Orada şampiyon olmuş. UEFA Kupası'nda 2 kere 3 kere final oynamış. Finali var. Şimdi sen de bana İsmail Kartal'ı anlat hocam. İkinci ligde Sivas şampiyonundan başka ki başarısını ve kariyerini söyle. Şimdi ben İsmail Kartal'ı istediğim halde söylüyorum sana. Dünyanın en uğursuz teknik direktörü. Yazın bunu bir yere. Tamam. Bak, doğru var öyle bir. Bugün 16 Mayıs 2022. Dur dur ben de dinleyeceğim. Bir hafta sonra lig bitiyor. Doğru hocam. Bazı şeyler vardır. Elle tutamazsın, gözle göremezsin, matematik ispat edemezsin, fiziksel ispat edemezsin. Hani dinimizde var mıdır yok mudur bunu karıştırmayalım ama uğur, uğursuzluk, nazar, tırnak içinde C ile başlayan bir şey var mı? Cena ile başlar evet. Hani ama böyle bir laflar evet, var. Evet, evet, evet. Kibar olmaya çalışıyor. Yani yıkanmayan insanlar. Yani. Evet. Şimdi bazı adamlar vardır. C ile başlar diyor. Futbolda uğursuzdur. Evet. Jorge Jesus dünya futbol tarihindeki en uğursuz adamdır. Bak bunu yazın buraya. Bu kötü adamdır anlamına gelmiyor. Uğurlu olsa ne olacak? Söylüyorum. Tabii adam. Bak, bazı adamlar vardır dünyadaki en şanslı vallahi. Adam. Örnek mi? Fatih Terim. Oh, kaç defa direkten İpek döndü. Ben sana şimdi 3 tane dünya çapında sürpriz anlatayım. 1. Çek milli maçı. Dünyanın en iyi kalecisi Petr Cech elinden kaçırıyor. Nihat Kahveci vuruyor, dönüyor, bir daha vuruyor filan. En iyi üçüncü, en iyi ikinci. Avaraj, Bavaraj derken Hırvatistan. Uzatmalar. Semih vuruyor, uzuyor filan. Fatih Terim Türkiye üçüncü, bir Avrupa teknik adam olarak en şanslı, en uğurlu adamların başında gelir. Ballı diyorsun yani. Ballı. Şenol Güneş de ballı. Hayır, şimdi Şenol Güneş niye dünya ballı? Dünya cücüsü yaptı. Hayır, hayır. 1996'da... Oradaki kura şansı da hiç kimse yok. 1996'da Trabzon'un şampiyonluğu kaybettiği maçı hatırlarım. Ama 2002'de uçağa dünya binmiştim. Cücüsü. Uçağa binmiştim. 1-0 öndeydi Trabzon. Uçaktan indim. Oğuz Aykut attı ve Fener şampiyon oldu. 96. Trabzon'da. Hayır, 96 Mayıs. Şimdi... Bunun çok kaybettiği finaller var. Son dakika. Bak tekrar söylüyorum. Tamam, ben Fenerbahçe'yi uyarıyorum. Fenerbahçe'nin en son getirmesi gereken adam Jorge Jesus'tur. Bir defa Jorge Jesus Türkiye'ye geldiğinde bunalıma girecek. Endojen depresyon yaşayacak. Ne? Bir daha söyler misin? Endojen depresyon. Endojen depresyon. Depresyon. Endojen depresyon kabaca şudur. Evet. Mesela bir adam ailesinden birini kaybeder. Bu eksojen depresyondur. Evet, evet. Ama için bakın. 68 yaşında bir adam. Bu adam yurt dışında filan yaşayamaz. Allah, Türkiye'de bunalıma gelecek. Yazın bir yere bunu. Yazın. Sinan abiye bir şey getirin. Bak hocam bu görüşlerini dinliyorum saygıyla. Fenalaştı. Hocam endojen, endoksin, mendoksin bahsediyorsun. Fenalaştı. Bırak adam gelsin ya. Yapma hocam ya. Fenerbahçelilerin insanların şefkini kırma hocam ya. Motivasyon. Gelsin adam dünya çapında teknik direktör. Bak beni ya. Nasıl dünya çapında teknik direktör? Yani, hocam kaç tane şampiyonu var herifin? Bir sürü kupası var. Ya anlamıyor musunuz? Siz lokal olarak Portekiz'de. Ya zaten Portekiz'de. Ya, hocam Laurent geldi hocam. Taksicilik yapıyor ya şimdi ya. Taksicilik yapsa iyi. Çanak gömlek toplayayım sana. Ama Laurent'a Fenerbahçe tarihine geçti. Berlin'de taksicilik yapıyor. Hocam bak bizi var ya uzun diye Fenerleri bu hale getirdi. Ben Jorge konusunda başkanı destekliyorum. Laurent taksicilik. Valla destekliyorum. Bak başkanı eleştiremem. Kardeşim. Diyorlar ki Jorge Jesus'u getirmek algı anlamında okey. Çünkü toplum Jorge Jesus. Evet. Jorge Jesus Fenerbahçe takımı için denecek bir teknik direktör değildir. Denecek teknik direktörleri söylüyorum Fenerbahçe için. Bak biz
Fenerbahçe yok. Suudi Arabistan'ın El Hilal takımı, Katar'ın El Sadd takımı değil. Fenerbahçe önemli bir takım. Tamam. Hocam. Aa, söyle ayı bana. Flash dedicek abi. Bir. Osa Mourinho. Bir dakika. Löw okey. Tamam, Osa Mourinho. Mourinho okey. Klopp okey. Guardiola. Okay. Kaç var onlar biliyor musun? Ya, Allah Allah. Yani şu olmayacak dünyada. Jorge Jesus Fener'e geldiği vakit. Hocam. Böyle spor flash haber flash falan. Bunlar olmayacak. Hocam, Jorge Jesus abi. Hocam. Abi olmaz. Çok uğursuz bir adamı getiriyorsun. Senin var ya Mourinho. Oyuncuları 100 milyon kazanıyor. 100 ya, milyon. Yok abartıyor dolar. Anlaşılmak için. 100 milyon dolar kazanıyor yani. Ya, yönettiği takım. Onların. Yapmayın hocam. Jorge Jesus. Ben bu, inandığımı söyleyeyim. Direktör, bu adamın. Evet. Bir daha Jorge Jesus mesela zaman zaman dalacak. Kenarda niye? Dalacak. Hayır. Kendi içine kapanacak. Odasında. Niye? Göreceksiniz bakın Fener muhabirleri. Kamp dönemi nerede olur? Türkiye'de mi olur? Slovakya'da mı? Slovanya'da mı? Önce bir topuk yaylası olacak. Topuk yaylası filan. Topuk yaylası filan zaman zaman hocanın bunalıma girip odasına kapandığını görecek. Hocam, endojen depresyon. Hocam şey nerede? Torrent bakalım. Kov bakalım gidiyor mu? Aynı yaştalar. Hangisi? Türkiye'ye gelen hocam. Torrent'in umurunda Türkiye'ye mı gelen, abi? Hocam, Torrent'in umurunda Türkiye'ye mı bak. Abi? Hocam bunları Türkiye'ye getirmek için evet. Çok uğraşırsın. İkna etmek için uğraşırsın. 50 takla atarsın. Çok doğru söylüyorsun. 50 şey Türkiye'ye anlatırsın. Hangisini? Jorge Jesus'u getirmek için mi? Jorge, Torrent'li be. Torrent'le dahil. Ya ne Torrent'li be Jorge Jesus'u? Sonra bunları yollamak için. Kimdir bunlar ya? Hocam. Hocam. Sonra bunları yollamak için. Ne büyük para verirsin. 15 saat, 20 saat avukatlarıyla pazarlık yaparsın. Bir dakika bir şey istemezler. Jorge Jesus da avukatıyla pazarlık yapılır da. Torrent'le pazarlık görürsün, yapılır mı ya? Bakalım. Şimdi Torrent'le Jorge Jesus konuşulur mu Allah aşkına? Neyse. Jorge Jesus. Dünyada futbol oynanan her kıtada, her ülkede Jorge Jesus'u geçen insanlar tanır. Hadi. Jorge Jesus pişmanlıktır. Kızım diyerek. Hadi ben gittim. Ya hocam, dur be hocam ya. Dur bir dakika. Dur peki, daha. Biraz basketbol hocam, mu konuşsak? Hocam bir dur hocam. Fruit Extra. Fruit Extra ikinci oldu biliyorsun. Normal ama 15 milyon euroluk Bologna ile oynadı. Bizim takımda 1 milyon euro. Tabii 5 katı 10 katı 15. Abi kazanamaz milyon euro. Ben beddua ettim onun için. Hadi 1 milyon euro. Gidecektik lan ya. Gelmediniz hadi. Ki. Hadi. Abi vizeniz yok. Yok. Abi vizen var mı pasaportun? Ben, benim yok ama Ahmet Hoca'nın her şeyi var. Kardeş söyleyeyim. Ben yeşil pasaport. Benim de 20. 10 yıllık Amerika dünyanın her ülkesine geliyorum. Hocaya söyleyeyim mi? Şimdi çıkıp kadar arkaya. Hocam sana söylemedin mi? Evet. Hocaya söyledim gelmedi. Ver bakayım vizyonu. Fruit Extra Bursaspor takımını tebrik ediyoruz. İkinciliği büyük başarıdır ve bu başarıyı yaşatan Kızıl ailesi Mehmet Erbak ve Mustafa Demirelay kardeşim, Ömer Kızıl, Levent Kızıl, Sezer Başkan hepinizi kutluyorum. Bursa'ya böyle bir coşku yaşattığınız için ama futbol takımı maalesef ikinciliğe düştü. Evet, ikinciliğe düştü. Çok üzücü futbol takımı. Maalesef. Ve bugün Beyaz Futbol müdavimi çok güzel bir prensesle karşılaştım. Sevgili Ali Koç Başkan'ın kızı bugün doğum günüydü. Tabii. Bizim Taha Tatlıcan'ın çocukları hep beraber bir yerde karşılaştık. Doğum günüydü. Ali sevgili evet. Dur. Sevgili Leyla. Leyla Koç. Leyla mı? Evet. Doğum günüydü. Evet. Sevgili Ali Koç ve Nevar Koç hanımefendinin biricik kızları prensesin doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, güzel, mutlu yılların olsun prenses. Beyaz futbol. Ve bizim futbolcu, hatta bizim programımızın iyi bir takipçisi. Onun için seni tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Hadi bakalım verin müziği. Sevgili prenses. Mutlu olsun Leyla. Evet. Bir dilek tut gerçek olsun Leyla. Evet. Aa, happy birthday diyoruz. İyi varsın. Happy birthday diyoruz prenses. Leyla. Aynı şekilde bravo. Happy birthday prenses Leyla Koç'a. Uzun ömür versin, sağlıklı, huzurlu. Eyüpspor'u tebrik ediyorum Murat kardeşim playoff'a çıktığı için. Playoff'a girdiler değil mi? Evet, evet. Playoff'a kaldığı için Eyüpspor'u tebrik ediyorum. İbrahim'den sonra Eyüp de geliyor mu? Çeşme'ye evet. İbrahim Tatar evladıma da selamlar buradan Çeşme'ye. Murat Bey de sözünde Tatar'a dursun yoksa selamlar. Playoff'ta o da elenir. Efendim? Murat Özkoya bir dakika. Sözünde dursun söyledi. Yoksa playoff'ta o da elenir. Bekliyor ne zaman? Apa ne zaman diyorsan söyledi bana. Tamam. Kabahat bende. Playoff'tan önce. Söyledi. Bana söyledi. Abi. Ne zaman istiyorsanız bu hafta gidelim. Bizim gözümüz kaldı mı o takım bir şey olmaz. Yıkılır o takım. Abi ben bu hafta salı yılda çarşamba gelir. Murat'cığım. Murat Özkaya. Murat'cığım et çok pahalı. Yalan mı Razi? Sen bir tane bir dana mı al? Fasulye fasulye. Bunlara dana al dana. Fasulye ye. Bunlar dana yerler. Bunlar bir dana yerler. Et çok pahalı. Onun için bunlara dana al. Dana yerler bunlar. Dana. Sen ama ben hafta içi organize edelim. Salı çarşamba gelir. Tamam ben de. Tamam. Edeceğiz de tabii yani.
Sen bu hafta İstanbul'da mısın? Seni nasıl durduracağız? Evet. Ya, Sinan. Ha, senin Fasulye. Artık işin bitti. Yılan Eyüp. Seni oyundan atıyorum Sinan. Ömer'cime selamlar Ömer. Seni oyundan atıyorum. Hadi. Sen çık. İstanbul, Ümraniye, Eyüp gelsin. Biz Rasim'le kalalım. Sinan'ı oyundan atalım biz. Rasim'le kalalım. Bu Rasim'cim. Sen bekle seni sonra. Sen ben en son ben söyleyeyim. Evet, Leyla Koç'un ben de doğum gününü kutluyorum. Bu arada Ali Koç'u da artık Beyaz Futbol'a bekliyoruz. Evet. Bodrum Spor. Büyük bir sürpriz. Yarın playoff'ta Sivas Spor'la oynuyor Bodrum Spor. Tamam. Bak buradan bana bunu kim attı? Bodrum'un kralı senin de dostun Levent Akbulut. Levent. Levo Bodrum'da açıldı. Bodrum Spor'u destekliyoruz. Tamam. Bodrum Spor'da gidiyoruz. Süper Lig'e. Şimdi Onur Yıldız senin dediğine katılıyorum. Tekrar Leyla kardeşimizin kızımızın doğum gününü kutluyoruz. Allah nice uzun ömürler versin ailesiyle birlikte. Bu vesileyle de Sayın Ali Koç'u geç haftaya final yapıyoruz değil mi kapanış? Evet. Bize bir sözü vardı başkanın. Beyaz Futbol'a bekliyoruz. İnşallah. Çok hararetli bir program olacak. Başkanla birlikte. Keyifli bir program olur. Başkanla ya. Birlikte ben güç birliği yaparak bu 3 tane Fenerbahçe şeyini. Hadi bir şey demeyeyim. Düşmanını demeyeyim de. Fenerbahçe. Antipatik Fenerli değil mi? Antifenerliyim evet, diyor. Antifenerli. Evet. Dev kendi deme dedi. Fenerbahçe kimle oynarsa ben o takımı tutuyorum. Evet, ama ben açık söylüyor. Açık söylüyor. Dürüstüm ya. Ben düşmanın açığını severim. Açığını. Onun için seviyorum Rasim'i. Hiç olmazsa münafıklık yapmıyor. Yok asla. Evet. Onun için Sayın Başkan'ı bekliyoruz. İnşallah işleri yoğun değildir. Gelir. Burada hem eğleniriz hem Fenerbahçe'yi bize anlatır. Harika planlarını olur. Hem de güleriz. Beyaz futbol, derin futbol tadında bir şey yaparız. Belki Jesus'u burada açıklar evet, mesela. Evet. Belki olabilir. Hadi bakalım. Bir de evet şimdi bizim Radyo Gol'de bir temel direğimiz var. Radyo Gol'ün temel direği. Muzaffer Can Bedir kardeşimin doğum günü. Muzaffer senin doğum gününü kutluyorum. Senin adın Muzaffer ama ben sana Muzaffer diyorum Ihla oğlum. Muzo. Muzaffer. İyi ki doğdun Muzaffer. Allah seni başımızdan eksik etmesin Muzaffer. Öyle bir video var. Fenomen video bilmem ben mi? Ben Muzaffer'e öyle söylerim. Muzaffer'cim seni öpüyorum bir. Bir resmim var benim çok sevdiğim oğlum gibi Eyman. Eyman Ali'cim. Maşallah. Maşallah seni seviyoruz. Babana da selam söyle. Babanla da hesabım var abi, onu göreceğiz. Leyla kardeşimiz kaç yaşında? Ya 17, 16, 15 o civarlarda. Tam yaşını bilmiyorum. Tam işte bizim bizi çok seven kuşak. Evet, Z kuşağı bizi çok seviyor. Leyla Koç'un yine doğum gününü tebrik ediyoruz. Bizi Azerbaycan'dan, Beyaz Futbol Azerbaycan'da var ya. Beyaz Futbol uçuyor. Oradan bir kardeşim var. Taki Kuasimov. Taki Kuasimov. Azerbaycan'a selamlar söylüyorum. Bir de Şanlıurfa'da büyük Fenerbahçeli kardeşim Enes Biçer'e buradan sonsuz selamlarımı söylüyorum. Bir de Instagram'dan benim kardeşim var. Yüksel Demirci. İyi futbolcu. Çok iyi analistçi. Analiz de ediyor Fenerbahçe. Yüksel kardeşime de selamlarımı söylüyorum. Hocam. Azerbaycan dedin ya. Ortaköy'de ayıptır söylemesi. Kumpir yiyordum. Ya, yan masaya 4 tane arkadaş oturdu. Ya. Ya ne bileyim olur ya ben sevmem öyle. Anladım. Dediler ki abiyi tanıdın mı falan filan. Böyle de enteresan bir dil konuşuyorlar. Dedim siz nerelisiniz? Bakü'den geldik dediler. Ve abi... Her programınızı izliyoruz. Aynen. Hiç kaçırmıyoruz. Beyaz Futbol'un hayranıyız dediler. Hepinize selam söylediler. Üstümde kalmasın. Aleyküm. Ben de selamlarını ileteyim. Şimdi senin 4 tane genç kardeşimiz. Şimdi senin odanda şunu açacağız. DM'ye bakacağız. Tamam. 2000'e yakın mesaj ver. 1000 tanesi Azerbaycan. Yarısı Azerbaycan. Aa, Toros Kaplanları. Evet. Toros Kaplanları bize yarın formalar gönderecekmiş. Onur Yıldız Adana'dan. Tamam. Toros Kaplanları. Tamam bekliyoruz. Vedat Instagram'larımızı Gül. Hatırlatalım. Adana'dan Vedat Gül'e selamlar. Instagram'ları hatırlatıyorum. Evet. Sinan Engin. Rasim Ozan official, Ahmet Çakar official, Abdülkerim Durmaz. Official yok, bende official yok. Bende Abdülkerim Durmaz. Official. Bir de iki tane o. Heh. O Onur Yıldız. O Onur Yıldız 100 bin olmadı mı da? Olmadı hocam. Çok ayıp. O Onur Yıldız'ı. Saldırın o Onur Yıldız'a. Tek o'la yazıyorsanız çıkmıyordur. İki o değil mi sen? İki tane değil mi? İki o evet. İki o'la yazın. O Onur Yıldız. Alın bunu takibe. 100 bin yapın ya. Benden çıkın ona gidin ya. Yine benden çıkın Onur'a gidin. Yok estağfurullah. İkimize de girsinler. Büyük Trabzonlu. Yok yok. Büyük Trabzonlu Atilla Ağoğlu'na da selamlar. Bu sene şampiyon. Önümüzdeki sene Trabzon şampiyon olacak diye. Ben olsam bugün ya bende çok takipçi var. Valla çıksın. Benden çıkın. Onur'a girin. Onur takip edin. Beni takip etmeyin. Takibe girin. Takibe girin işte benden Onur'a girsinler mi?
Yok be abi benden her... Beni takipten Allah çıksınlar. Onur'u tıklasınlar. Ha, tam malzemeyi verdin. Şimdi onuru sabaha kadar girsinler çıksınlar diye anlatın. Tıklasınlar. Yarın derin futbolda onuru. Görüşmek üzere. Kalk. İyi geceler. Aa.